الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم رحمن ve rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir:
Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarından ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine bir İslam ve İnsan programında birlikteyiz. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyor ve bu haftaki konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyorum. Ali Zülfikar Yiğit hocamız bugün bizimle beraber olacaklar. Hocamıza öncelikle hoş geldiniz diyor. Efendim hoş geldiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Muhterem hocam, hem ekranın karşısındaki izleyicilerimize hem de kutsal hac yolculuğundan hoş geldiniz. Rabbimiz haccınızı mebrur eylesin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah mübarek eylesin efendim. Sağ olun. Şimdi tabii hac sonrası manevi iklimi devam ettiren bir dönem içerisindeyiz. İsterseniz bu programı şöyle icra edelim. Biz önce haram ayların hangi aylar olduğunu ve hicri yılın, Muharrem ayının ve Aşure gününün özellikleriyle de sorularımıza devam edelim. Haram aylar deyince ne anlamalıyız kıymetli hocam? Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bütün seyircilerimize, bizi izleyen herkese Allah'ın selamını, sağlık, sıhhatini diliyorum. Rabbim cümlemize Allah razı olsun. Güzel yerleri görmeyi, özellikle haccı ve haccın yeri olan Umul Kura, Mekke'yi, Medine'lerin en güzel şehri olan Medine-i Münevvere'yi görmelerini nasip ederim diyorum. İnşallah Rabbim nasip umarız eylesin. Herkese Allah nasip evet. eder. Güzel dualarınıza bir yolculuktu. Sonsuz kere amin diyoruz. Eyvallah efendim. Allah razı olsun hocam. Güzel bir yolculuktu. Hacılarımıza güzel bir ibadet imkanı elde ettik onlarla beraber. Allah bize lütfettiği için ona şükrediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Rabbimize. Bundan dolayı bütün hacca giden, özellikle Kahramanmaraş'ımızda 3 kafile ve artı 2 grup halinde gittiler. Onların hepsinin haçlarının mebrur ve makbul olmasını diliyorum. Rabbim gitmeyen kardeşlerimize, hacı adaylarımıza tekrar onlara oralarını bir an önce görmelerini Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin kıymet hocam. Biz de bu dualarınızda tekrar aminlerimizi iletiyoruz. Tüm hacılarımızın haccı mebrur olsun inşallah. Eyvallah. Şimdi hocam, haram aylar deyince evet. özellikle hürmete layık aylar. Biliyorsunuz Mekkeli müşrikler Allah'ı biliyorlardı ama Allah'a inkar ediyorlardı. Ortak koşuyorlardı. Yani Allah'ı tanıyorlardı. Hı hı. Ebu Cehil'e sorsanız, Ebu Leheb'e sorsanız veya Ümeyye bin Halef'e sorsanız, o dönemin azılı müşriklerini tek tek sorsanız, Allah kimdir diye, beni yaratan Allah'tır diyecek. İşte yeryüzünü kim yarattı diye sorsanız yine Allah diyecek. Allah yarattı. Çünkü ayet-i kerime de var. Estaizu billah ve le'in se'eltehum men halakas semavati vel ard le'ekulun Allah. Yani yeryüzünü, gökyüzünü ey Habibim onlara sorsanız kim yarattı diye, onlar şunu diyecekler. Le'ekulun Allah. Allah yarattı, Allah diyecek. Yarattı. Ve buna inançları vardı. Sadece müşrikler inançları, yanlış inanış gereği putlara tapıyorlardı. Niye? لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Bu putlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Kendi inançları gereği ortak koşan bir alet, edevat, aracı ortaya koymuşlardı. Yani putları aracı olarak kullanıyorlardı. Böyle olmalarına rağmen, böyle bir inanç, şirk ortamında, cehalet ortamı, kızların diri diri gömüldüğü, hiç kadınların, bayanlara itibar edilmediği bir dönemde. Evet, insan sınıfına konmadığı. İnsan sınıfına konulmadığı veya işte kendi ellerindeki olan köleleri,
Yani örnek veriyorum, Bilal Habeşi'nin Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz Mekke'ye giremezken, yani Mekke'nin Kabe'nin içine girmesi yasaktı. Öyle bir dönemde bile onlar haram aylarına hürmet ederlerdi. Özellikle bunlar Muharrem, işte içinde bulunduğumuz şu anda Hicri takvimin birincisi. Yedincisi olan Recep ayı, 11.'si olan Zilkade, 12.'si olan Zilhicce ayları. Yani 4 tane ay müşrikler tarafından hürmet gösterilen. Yani ne demektir? Onlarda savaş yapılmaz. Onlar... Yani özür dilerim hocam, haram aylar deyince onu tam açmanızı arzu edeceğim. Aslında hürmete layık olan şey değil mi? Haramdan kastımız. Yani yasaklanmış. Orada saygısız işlem yapılması yanlış. Yasak. İşte bunun en başında o dönemde Arapların birbirleriyle olan savaşları vardı. Hı hı. Birbirleriyle olan kavgaları vardı. Birbirleriyle olan ticaretteki olan işte yol kesmeleri vesaire. Birbirlerini üzecek davranışlar sergiliyorlardı. Bunlar yasak. Tamamı yasaklanıyor. Bunların düşünebiliyor musun? O dönemde bu kadar cehaletin veya zalimliğin zirvede olduğu dönemde bile bu 4 aya hürmet edilen bir ay. 4 ayda öyle. Yani, evet. Ama maalesef görüyorsun Gazze'deki olayı hürmete layık bir ay olmasına rağmen ve şu anda hala Gazze'ye oradaki kardeşlerimiz zulüm görüyor. Zulüm görüyor, kan akmaya devam ediyor. Maalesef. Hürmete layık aylar bile hiçe sayılıyor. Hiçe sayılıyor. Yani düşünebiliyor musun? Cehalet zirvedeyken bunlar hürmet ediyordu. Yani bir kölenin Mekke'ye girmesi yasakken, bir kölenin Kabe'nin içine Kabe'yi görmesi yasak olduğu dönemde bile bunlar bu aylara hürmet gösteriyorlardı ki birbirlerimize karşı bu aylar Allah tarafından hürmete layık görülmüştür. O zaman biz de dikkat edelim diyor. Şimdi Yahudinin yaptığı, Siyonist İsrail'in yaptığı o zulmü hepimiz canlı televizyonlarda şahit oluyoruz. Ya bu da bizi üzüyor. Bütün Müslümanları üzüyor. Onun için buradan dua ediyoruz. Yani Rabbim bir an önce oradaki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize yardım muhafaza eylesin. Buyursun. Yani bir an önce o ayların, bütün ayların hürmetine layık nasip bir şekilde eylesin. Davranmalarını yani. Rabbim nasip eylesin. Onların bu mücadelesini galibiyetle sonuçlandırsın diye de dua edelim inşallah kıymet hocam. Peki Sayın Hocam, şimdi tabii bahsettiğimiz Hicri yılbaşının da içerisinde bulunduğu Muharrem ayı. İsterseniz yani Muharrem ayının faziletleriyle bu konuyu biraz daha açmaya gayret gösterelim efendim. Evet hocam, yani özellikle Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de yaşadığı dönemde Yahudilerin yaptıkları bir duruma şahit oldu. O da şu, Yahudiler baktı ki oruç tutmuşlar o gün. Sahabeye sordu, niye oruç tuttuklarını bir sorun bakalım. Onlar da dediler ki biz inandığımız peygamberi Allah'ın Firavun'un zulmünden kurtardığı için o günde bir kutlama niyetiyle biz oruç tutuyoruz. Deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kardeşim Musa'ya ben daha yakınım. Biz daha yakınız Müslüman olarak. Hı hı. Dolayısıyla biz onlardan daha çok bu günü kutlamayı elde ediyoruz ve kutlamayı yapmamız lazım. Hı hı. Ama bir fark, onlara muhalefet ederek, yani Yahudinin yaptığı ibadet bile olsa onların yaptıklarına muhalefet ederek benzememek için o zaman dedi ki 10 Muharrem'e bir ekleyerek veya 9, bir önce ya da 10-11 gibi. Ya 9-10 ya da 10-11 ekleyerek tutalım. Ve bunun tavsiye etti. Bunun tutmasını da tavsiye etti sahabeye. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesine bunun yapılmasını tavsiye etti. Belki şu anda aşure günü geçmiş olabilir. 10 Muharrem geçmiş olabilir. Ancak insanların bizim oradan alacağımız dersler var. O da şu hocam, kıymetli hocam. Muharrem ayı deyince sadece bizim aklımıza gelebilecek o oruç var. Bir de
belli sayılı peygamberlerin, özellikle Kur'an'da ismi çokça zikredilen peygamberlerin bize bahsettiği davasının ve o davanın karşılığında bize kazandırdıkları neler var? Mesela Nuh Aleyhisselam 950 sene dini için uğraştı. Allah dedirttirmeye çalıştı. O bu dini yaymak için uğraştı. Allah'ın ona sunduğu o peygamberlik görevini her gün dolaşa elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştı. Ancak inanan sayısı en fazla 80 olduğu söyleniyor. Bu mücadelenin sonucu. Ve süre ne kadar? 950 sene hocam. Ve bu 950 sene boyunca Hazreti Nuh'un mücadelesi bize Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Hakla batılın mücadelesi 950 sene. 950 sene. Ki bu arada kendi evladı dahi ona inanmadı. İman etmedi. Buyur oğlum gel ya Büneyyer Kebmana şu bizim yaptığım gemiye bin. Allah bu gemi sayesinde insanları kurtaracak. Muhafaza buyur beraber edecek. Binelim dedi. Ama o dedi ki kâle seâvi ilâ cebilin yâsımun imnelmâ. Ben dağa çıkacağım. O dağ beni kurtaracak dedi. O sudan kurtaracak beni. Boğulmaktan kurtaracak. Dolayısıyla o 6 ay boyunca tufan olduğu zaman isterse dünya geneli isterse bölgesel diyelim ihtilaflı olmakla beraber Nuh Aleyhisselam 6 aya yakın dolaştığını söyleniyor rivayetlerde, bize sunulan rivayetlerde. Ve bir yere o karaya, Cudi Dağı'na oturtulduğu söyleniyor. Ve ondan sonra çıktıktan sonra o günün kurtuluşu Muharrem'e denk geliyor. Yani bir şeylerin karaya kurtuluşuna. Çıktıktan sonraki günler Muharrem ayına denk geliyor. Evet. Bunun yanında Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtarılması ve artık Firavun arkada, önde Hazreti Musa Aleyhisselam, onun önünde de deniz. O denizden nasıl geçecek? Arkada Firavun yakalasa hepsini öldürecek. Evet. Oradan sonra Allah ona talimat veriyor, vahyediyor ve asasıyla denize vurarak o denizin açılmasını sağlıyor. Ve ardından Musa Aleyhisselam'ın kurtuluşu ve Firavun'un bütün oradaki inananların gözünde Firavun'un batırılması. Evet. O ahali gözü önünde. Ahalinin gözünün önünde olur. Yani hakla batıl yan yana geldiğinde her zaman galip gelecek hak olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bunun yanında yine Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması, sebeplere yapışarak ya Rabbi ben zulmettim nefsime. Eğer sen bağışlamazsan ben zalimlerden olurum, hüsranlardan olurum, yanlış yapanlardan olurum vesaire vesaire dua ede o gayretini yerine getirerek ve ardından Allah tarafından tekrar kurtulması bugüne denk geldi. Evet. Ve bunun yanında Hazreti Adem ile Hazreti Hava annemizin cennetten gönderildiği zaman ve bunların bir tanesinin Hindistan tarafına, bir tarafı Hazreti Adem Aleyhisselam Hindistan tarafına gittiği rivayeti, Hazreti Havva annemizin de Cidde tarafına indiği ve buluştukları günün o gün Muharrem ayı olduğunu, Cebeli Rahme'de, Arafat'ta buluştukları söyleniyor. Onun için Cedde'den geliyor. Yani insanın soyunun devam ettiği, Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemizin o bölgelerde buluştuğu ve o şekilde Cidde isminin de oradan geliyor. Cedden geliyor. Dede anlamında geliyor. Evet. Dolayısıyla bunlara baktığımızda karşımıza hocam hak ile batılın devamlı bir şekilde mücadelesi olacağını ve bunun kazananın her zaman hak olduğunu unutmamamız lazım. Ve bizim de hakkın yanında olmamız gerektiğini, hak adına ve hakkın üstünlüğünü elde etmek için elimizden geleni yapmamız lazım. Çünkü peygamberlerin görevi buyken ona inananların görevi de bu olmalı. Ve bunun gayreti içerisinde olmalıyız. Yani Musa Aleyhisselam'ı bir şekilde belki sıkıntıya soktu. Nuh Aleyhisselam'ı sıkıntıya soktu. Allah ihmal eder ama imhal etmez. Değil mi?
Yani Allah imhal eder. Yani ihmal etmez ama imhal eder diyoruz. Mühlet doğru, verir. Yani doğru. Allah asla böyle bu kulum ne yaparsa yapsın ben asla onun yardımcısı olmam demez. Onun için bizi dinleyen, izleyen kardeşlerimiz kendi başlarına bir problem gelebilir. Bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Veya bulunduğu yerde problemler yaşayabilir. Ama yaşadığı problemler içerisinde hak tarafında mı değil mi ona bakması lazım. Hakkın yanında mı yoksa bu mücadelede bunu görmesi lazım. Evet, onu görmesi veya lazım. Zalimlik mi yapıyorum yoksa mazlum muyum? Kendini de empati yaparak ona göre karar vermesi lazım ki kimseyi üzmemesi gerekiyor. Çünkü biz bunun için geldik. Evet. Ve bu olayda Muharrem ayında bizim bilmemiz gereken ve bizi üzen Hazreti Peygamberimizin torununun Hazreti Hüseyin Efendimizin ailesinin şehit edildiği. Yani Kerbela hadisesi. Kerbela hadisesi. Tabii evet. Oradaki Emevi Yezid ailesinin ihtirasına yenik düştü. O ihtiras sonucu bir peygamber torunu şehit edildi. Ta Hicaz'dan başımıza gel diye o kadar yalvardılar. Ama geldiği zaman o Küfe'deki insanların onu yalnız bırakması. Bu şu demek. Yani o gün bu olay yaşandı. Bugün biz ne yaşıyoruz? Bunu sorgulamamız lazım. Hazreti Musa Aleyhisselam o gün bir hakla batıl mücadelesinde yaşadı ve gayret etti. Ona inandı. Ve bazen de ona inananların, şu anda ona inandıklarını söyleyen Yahudi milletinin, Siyonistlerin hangi tarafta yer aldıklarını görüyoruz. Ve bunu gençlerimize anlatmamız lazım. Bize verilen aletlerin, edevatların, işte kullandığımız teknik aletinin hangi yönde kullandığımız, hakkın yolunda mı yoksa haksızlığın yolunda mı? Yani hak yolunda kullanıp da gayret ettiğimiz mi, mücadele ettiğimiz mi yoksa bunu kullanırken bu kullandığımız şeyi nefsani, şeytani, heva ve heveslerimiz doğrultusunda kullandığımız mı? İşte biz Muharrem ayını, haram ayların ilk olanı ona göre ayarlamamız lazım. Ki Peygamberimiz ibadeti bile, hocam ibadeti bile Yahudi'ye muhalefet etmek adına bir gün eklemeyi ve bir gün sonrayı eklemeyi veya ifade etmiştir. Ki Müslüman da öyle olmalı. Müslüman yaptığı şeyi, özel kıstası ne olmalı? Kendine düşeni, peygamberin istediği doğrultuda bir hayat mı yaşıyor? Yoksa nefsani, dünyevi, seküler bir hayat yaşayıp da kendini o dünyanın içine atma mücadelesini gayreti veriyor. Var içerisinde. Bunun her zaman hesabını yapmalıyız. Tarih tabii ki tekerrür ediyor ama tarihten ders alınmazsa problem olur. Düşünün o dönemde Mekkeli müşriklerin bir köleyi Mekke Kabe'nin içine koymayan bir zihniyet ama İslam'la şereflenen bir Bilal-i Habeşi'yi Kabe'ye müezzin olarak atayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İslam budur. İnsana değer verir. İnsanın kimliğine bakıp da ona değer vermez. İnsan olarak değer verir. Biz de böyle yapmak zorundayız. Aynı zihniyet bugün de var değil mi hocam? Yani bugün İsrail'in zulmünün karşısında o gücüyle ayakta durmaya, açlıkla mücadele etmeye çalışan bir Filistin var yani sonuçta. Evet hocam. Bir yani, Gazze var yani. Hocam şunu görüyoruz. Bugün Mescid-i Aksa'nın o benzetmeniz Kabe'ye alınmayışı Bilal-i Habeşi Hazretleri'nin bugün de Mescid-i Aksa'da namaz kılarken Müslümanlar onların cuma namazına ve diğer namazlara girdirilmemesi bugün bu din özgürlüğünün savaş olmasa bile tamamen net bir göstergesi olmaz mı kıymetli hocam? Hocam oradaki insanın ben imanına hayran. Evet. Yani hakikaten 4 tane evlat doğururum diyor. 2 tanesini İsrail öldürür diyor. Bir tanesini Mescid-i Aksa'yı korumak için bırakırım. Bir tanesini de aileme ve ailesine bakmak için. Nesli devam ettirmesi için. Nesli devam ettirmek için. Buradaki bir annenin, bir kadının, bir bayanın Allah'a ve dine, davaya karşı olan bakışı. Tevhide bakış açısı. 8 yaşındaki çocuk Allah var diyor. Biz Allah'a şikayet ediyoruz diyor. Onun için problemler yaşadığımızda
bazen kilit anahtar dediğimiz cümlelere ihtiyacımız var. Bizi seyreden izleyicilerimiz. Birincisi şunu diyeceğiz hocam. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başına bir musibet geldi. O zaman Allah'a tedbirini almışsan bu Allah'tan geldi. Biz Allah'a döneceğiz. İkincisi hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel yardımcıdır diyecek. Vekil olarak. Evet. Yardımcı olarak Allah bana yeter. Ve bunu sıkça söylemesi gerekiyor. Üçüncü cümle, anahtar cümleleri söylüyoruz. Üçüncüsü, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın gücünün üstüne hiçbir güç yoktur. Biz böyle inandıktan sonra hiç kimse bizi yıkamaz. Elimizden geleni yaptıktan sonra arkamızda duran ve sığındığımız liman Allah'tır. O zaman şu cümleyi söyleyebilir miyiz? Mutlaka kardeşlerimiz, yaşadığımız bir sürü sıkıntılar oldu ve halen yaşayan kardeşlerimiz var. İçinde, evinde, ailesinde, iş yerinde, çocuğuyla, torunuyla vesaire problemli olan bir sürü kardeşimiz var ki olmalı, dünya hayatındayız. Ve bu üç cümleyi sıkça dile getirmesi lazım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Bunu iyi anlayan kişi zaten başka bir dünyadaki yaptığı sıkıntılardan dolayı ezilmez hocam. Evet. Dünya sıkılsan. İkiniz hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, bize yeter. Vekil olarak. O ne güzel yardımcıdır. Üçüncüsü la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın gücünün üstüne hiçbir güç yoktur. Yani bu dualarla inşallah biz Gazze'deki ve bütün dünya Müslümanlarının bu zulümlerden kurtulacağına inanıyor. Ve bir gün İslam'ın galebe çalacağına da iman ediyoruz. İman ediyoruz. Kesinlikle hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Birinci bölümü bir ara verelim hocam. İkinci bölümde kaldığımız yerden tekrar devam edelim inşallah. Eyvallah hocam. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Muhterem hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymet hocam, tabi birinci bölümde haram ayları ve haram ayların özellikle de Muharrem ayı ve Muharrem ayının faziletlerinden bahsettik. Tabi ki burada Kerbela içimizi yaktığı için bir cümleyle orada teğet geçtik. İsterseniz kısa bir Kerbela hadisesini hatırlayalım. Çünkü biz cümle söylediniz, tarih tekerrürden ibarettir. Bunu tekrar bu tür olaylarla karşılaşmamak için irdelememiz lazım. Kerbela hadisesinin kısa bir nasıl cereyan ettiğini bir hatırlayalım efendim izleyicilerimizle hocam, birlikte. Bundan neler almalıyız bu olaydan, bu hadiseden? Kısaca bir değinelim inşallah. Evet hocam. Yani tabii ki bazen batılı tasvir safi zihinleri izdal eder diye Bediüzzaman'ın çok güzel bir sözü var. Evet. Belki şimdiki nesil bu tür hadiseleri çok belki bilmiyordur. Aşure münasebetiyle veya televizyonlarda gördüğü kadarıyla biliyor. Tabii burada bizim yerimiz tarih değil. Biz sadece şunu söylüyoruz. Oradan evet çıkaracağımız özet. Özellikle Hazreti Hüseyin Efendimiz'i Küfe'dekilerin bizatihi ısrarı, yani gel başımıza deyip onu ikna etmek için çok mücadele ettiler. İlk başta kabul etmedi. Sonra tekrar yine istediler. Yine tekrar o mücadelesine ara verdi. Derken sonunda kabul etti. Yani belli yanına birilerini alarak yaklaşık 100 kişilerdi. 72 kişi orada şehit edildi. Ama bu arada onu çağıran Tüfek ahalisinin de ona destek olmadığına da şahit olduk. Yani gelip de demin dedik ya, hakkın yanında olmayı ihmal ettiler. Hak yolunu tercih etmediler. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Efendimiz'in geliş gayesi ihtiras değil. Emevi hanedanı, özellikle Yezid bin Muaviye, onun kendi saltanatına
sıkıntı getireceğini düşünerek zarar verdi ve sonunda şehit etti. Ve bunun içinde bize düşen bu tür hadiseleri içerisinde asla zalimin yanında yer almamak için gayret etmemiz lazım. Yeni neslin yapması gereken bu. Hepimizin yapması gereken bu. Zulmün yanında yer alırsan yakıp kavurur ve bitirir. Tarih boyunca biz Yezid bin Muaviye'yi peygamberimizin torununu şehit etmiş olarak anacağız. Düşünebiliyor musunuz hocam? Şimdi yani, bugün de öyle değil mi hocam? Provokatör giriyor bir olayın içerisine, bir tarafa yön verebilmek için onlardanmış gibi görerek halkı isyana davet ediyor ve orada bir olayın çıkmasına, kan dökülmesine sebebiyet veriyor. Aynen. Bir nebze siz o zaman o çıkacağınız toplulukta güven alacağınız insanlarla birlikte hareket etmelisiniz. Bu her zaman böyledir. Arkadaş ortamı da böyledir hocam. Evet. Yani kişi arkadaşın dini üzerindedir diyor peygamberimiz. Dolayısıyla bir yerden bir yere giderken arkadaşlar eğer yanlış yöne, yanlış işlere, yanlış davranışlara sevk edecek bir durum kula karşı karşıya kalacaksan orayı terk etmeniz lazım. Evet. Ya da orayı düzeltmeniz lazım. İki şeyden biri. Ya düzeltmek ya ayrılmak. Yani düzeltemiyorsan elinle, dilinle orada ıslah bir şekilde yoksa ıslah imkanına gitmemiz lazım ki ben ne kadar iyiyim diyen kişilerin de sonunda ona bulaştığını görüyoruz. Buna dikkat etmemiz evet. lazım. Yani bu şu anki neslin içindeki arkadaş ortamı şu da olabilir. Televizyon veya içinde iletişim telefon, araçları, iletişim evet. araçları, Instagram'dır vesaire. Orada arkadaş edindiğin hepsi de o bu dünya şu anda şunun içinde. Dolayısıyla seçme şansın yoksa dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Sizi kesinlikle. Yanlış yere tuzak göndermemesi için, evet, yönlendirmemesi için elimizden geleni yapacağız. Evet. Kıymetli hocam tabii süremizin el verdiğince konuya devam edelim isterseniz. Şimdi tabii bir hicri yılbaşı var. Bir hicret yolculuğu var. Bu hicret yolculuğunu şöyle bir hatırlamak isteriz. Şimdi hicret olayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkıntı çektiği dönemlere rast geldi. Evet. Hicri takviminin başlangıcı ise özellikle Hazreti Ömer döneminde başlıyor. Hazreti Ömer hangi ayı, hangi zamanı, hangi şeyi takvim olarak kabul edelim deyince istişare sonunca hicri ayı olarak belirlemek gerektiğini vurguluyor ve hicri ayı belirlenmesi Hazreti Ömer döneminden sonra başlıyor. Evet. Bunu bir kere söyleyelim. Hicretin oluşma nedeni ise yine hakla batıl. Hı hı. Yine dinin yayılması, yine peygamberimizin kendine ait bir zemin oluşturması ve tevhid dünyalık adına değil. Sonucu. Evet. Dünyalık adına bütün imkanlar kendine sunuluyor. En iyi bayanı istiyorsan, dünyanın en güzel bayanı istiyorsan sana verelim. Dünyanın servetini en iyi makamını istiyorsan veriyorsan verelim. En büyük servet istiyorsan verelim. Ama bu davadan vazgeç diye defalarca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna İkna giriyor. İkna mücadelesine geldiler. Evet. Şimdi bu dava yayılırken son 3 yıl boykotla devam etti. Evet. Bu boykotta Müslümanlar ciddi zarar gördü. Yani maddi anlamda hı hı. ciddi sıkıntılara maruz kaldı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk başta Habeşistan'a gönderilmesini söylüyor. Bir kısım sahabe Habeşistan'a gidiyor. Evet, İki defa ediyor. Habeşistan'a hicret ediliyor. Ardından Akabe biatlarından sonra oradan Müslüman olan sahabeler geldiler peygamberimizi anasını babasını korudukları gibi eşini çocuklarını korudukları gibi seni koruyacağımıza sana sahip çıkacağımıza dair söz verdiler. Özellikle Mina'nın hemen yanındaki Akabe biatının olduğu yer var. Orada hı hı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söz verdiler. Ve ardından Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi yavaş yavaş önce Musab bin Ümeyr'i gönderiyor. Diplomat olarak Musab bin Ümeyr çalmadık kapı bırakmıyor. Ve girilmedik ev bırakmıyor. Ve Müslümanlığı yaymak için elinden geleni yapıyor. Ve sonuçta Müslümanlar yavaş yavaş Medine'ye doğru hicret ediyorlar. Peygamberimizin yolculuğu ise daha sonra oluyor. O da Hazreti Peygamber bir önder. Önder ilk başta gitmez. Önce onun kesinlikle. Kendi yardımcılarını, tabii kendine öncü inananları, kuvvetleri. Tabii onları gönderir. Ardından orada arkada kalanlarıyla beraber
onlarla beraber gider. Sonuç itibariyle peygamberimizin gitmesi sonlara doğru oldu. Bunu duyan Mekkeli müşrikler peygamberimizin de gideceğini düşünerek her kabileden birer kişiyi alarak peygamberimizi öldürmeye kastettiler. Karar verdiler, evet. Bunun neticesinde peygamberimiz vahiy indi. Öğle saatlerinde peygamberimiz Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Ya Ebubekir hazırlan, senin arkadaşın hazır. Kim ya Resulullah? Benim diyor. Ve peygamberimiz onu söyler söylemez Hazreti Hatice annemizin ifadesi şu. Ayşe annemizin ifadesi şu. Ya babamın hiç böyle ağladığını, sevinçten ağladığını görmedim. Bakın sadece peygamberimize gidecek. Çocukları orada kalacak. Kızı Esma orada kalacak. Oğlu Abdullah orada kalacak. Ama peygamberle beraber olmanın kendine verdiği o huzur, o bereket büyük bir şey ki onları Hakkın düşünmeden, yanında durmak. Hocam onu düşünmeden, evet. O çocuklarını düşünmeden, peygamberi düşünerekten, bu davayı düşünerek yolculuğa çıkmayı, sevinç gözyaşlarını, gözyaşı döküyor. Döküyor, evet. Ve bu arada peygamberimiz en önemlisi şu, kendisi oraya bazı emanetler bırakılan kişiler var ki kendine inanmayan insanlar. Hint var, Ebu Süfyan'ın karısı Hint var, diğerler kendisini var. Kendisini öldürmeye kasteden insanların emanet sandığı değil mi sevgili evet, peygamberimiz? Evet, emanet sandıkları var yanında. Düşünebiliyor musunuz? Size inanmıyorlar evet, ama size emanet ediyorlar. Size emanet ediyorlar. Yani Ebu Süfyan'ın eşi Hint, evet. Sonradan Müslüman oldu ama o bile kendi eşine güvenmezken peygamberimize emanet ederdi eşyalarını. Peygamberimiz Hazreti Ali daha gencecik, ona ya Ali yarın benim yatağımda bu gece yatacaksın, oradan şu emanetleri vermeni istiyorum. Bir sahiplerine dağıtmanı istiyorum. Ya Resulallah niye, nasıl yatacağım, ne olacak diye tereddüt etmiyor. Bakın evet. Peygambere tabi olmanın özelliğine bakın. Evet. Hiç sorgulama yok. Sorgulu, sualsiz peygambere inanıyor. İtaat. İtaat ediyor. Ona itaat eden Allah'a da itaat ediyor. Dolayısıyla Allah da Resulüne itaat evet, edin. Yani peygamberi seven, peygamberi inanan, peygamberini seven Allah'ın da ona sevdiğini unutmasın diyor. Dolayısıyla evet. Hazreti Ali Efendimizin hiç tereddütsüz gençlerin peygamberi tanıma açısından, düşünmesi açısından bir Hazreti Ali'yi düşünmelerini isterim. Hı-hı. Yani bir peygamber size bir şey söylüyor. Bir siz haber. Evet, veya veriyor. Bir şey, bir görev veriyor. Siz asla orada ne olacak diye şüphe duymadan evet ya Resulallah tamamdır diyorsunuz ve onun yatağına yatıyorsunuz. Evet. Ve peygamberimiz yatağına yatıyor. Oradaki, hem de bunu hayatı pahasına yapıyor. Hayatı pahasına yapıyor. Bu da evet, önemli hocam. Dediğiniz doğru. Yani öldürülme endişesi de var. Çok büyük hem de evet. Çünkü komplo kurulacak. Evet. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam o hadiseyi yaşarken Mekkeli müşrikler o önlerinde beklerken Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkıyor ve orada Mekke Medine tarafına değil ters istikamette bir strateji geliştiriyor. Evet, strateji geliştiriyor. Orada Sevr mağarasına evet. gidiyor. Yani normalde Medine tarafının ters istikametinde bir dağdır. Tabii kuzeybatıya Medine'de, gitmesi Mekke, gerekir. Mekke'de normalde 5000'e yakın yani. Dağ var hocam. Evet. Her bir dağ kendine has bir güzelliği var. Ama hocam biz gittiğimizde bütün hacılar, umreciler gittiklerinde iki dağa giderler. Birincisi Hira, vahyin yani nazil vahyin olduğu, merkezi. Vahiyle muhatap olan bir dağ. Diğeri ise hicretle muhatap olan. Hicretle muhatap olan, peygamberi barındıran, peygamberi kucağına alan ve peygamberi koruyan, peygamberi muhafaza eden dağ. Binlerce dağ var orada. Bu iki dağ özellikle hepimiz ziyaret ediyoruz. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın bastığı her yer bereketli. Her sığındığı yer bereketli. Her oturduğu yer bereketli. Her kaldığı yer bereketli. Biz böyle inanıyoruz ve ona karşı sevgimizi, muhabbetimizi daha çok ifade etmeye çalışıyoruz. Ki dolayısıyla sevr yolunu tercih etti ve... Sevr yolunu tercih ediyor ama sevrde özellikle orada 3 gün kalıyor. Hocam, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma 7 aylık hamile. Buna rağmen oraya eşya taşıyor. Yani bunu detaylarını tamamen hicret başlı başına bir burada bir, evet, bir program ama kısa olduğu için böyle detay vermiyoruz. Başlı başına bir orada o kızının
ve Hazreti Ebubekir'in Abdullah'ın ne sıkıntı yaşadıklarını, o eşyaları alıp o hayvanları orada bulundurarak otlatarak, ayak izlerini sildirmeleri, evet, sildirmeleri, onlarla mücadele etmeleri ve Hazreti Esma birçok stratejiyi Hazreti Esma'nın gidip de her gün rapor vermesi. Mekkeli müşrikler şöyle yapıyorlar, arkanızdan şöyle şöyle kişileri gönderecekler deyip ve rapor vermesi. Ve onlara erzak taşıması. Bunlar kolay şeyler değil. Değil. Dolayısıyla daha sonra Mekkeli müşrikler o dağın eteğine kadar geliyor. Ya Rabbi, ya Resulallah, ne olacak bizim? Korkma diyor. La tahzen innallaha ma'ana. Bu cümleyi kullanıyor. Bu cümle 7 yıl sonra ayet olarak karşısına çıkacak. Yani la tahzen innallaha ma'ana o anda inmiyor. Peygamberimizin sözü aslında. Evet. Yani üçüncü Allah, iki kişi Allah için çıkmışsa üçüncüsü Allah'tır diye o ifade iniyor. İki kişi ortaklık yapmışsa... Ve hicret yolculuğundan 7 yıl sonra bu ayet kerime nazil oluyor. Evet, nazil oluyor. Yani düşün, hemen o anda inmiyor. Bunu söyleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rab, ya Resulallah, ne olacak, bizi yakalayacaklar dediklerinde korkma diyor. Allah bizimle beraber. Allah bizimle beraber. Dolayısıyla... İki kişi Allah için çıkmışsa, Allah için mücadele bir yola etmişse, düşmüşse, yola düşmüşse, üçüncüsü Allah'tır. Bir ortaklık etmişse, bir ortaklık etmişse, ortak karar vermişse, üçüncüsü Allah'tır diyor. Birbirlerine hainlik etmedikleri sürece, birbirlerini aldatmadıkları sürece. Burada da hepimiz öyleyiz. Biz aileyiz. O aile birbirine hainlik yapmadığı sürece onun diğer bir ferdi, diğer bir neferi, yardımcısı Allah'tır. Kim Amenna olursa olsun, yaptığımız işlerde, bulunduğumuz ortamlarda İslam adına, dava adına, din adına, kendini unutarak Allah adına yaptığımız her işte Allah'ın orada olduğunu unutmamamız gerekiyor ki Allah bizim yardımcımız olur. Evet. Ama biz nefsani davranırsak, şeytani davranırsak, yanlış yapmaya devam edersek o zaman orada Allah'ın yardımı olmaz. Çünkü Allah'ın yardımı nerede olur? Dürüst davranan yerde. Evet. Düzgün davranan yerde. Hak yolda olur. Hak yolda olanlarda olur. Hicrette olduğu gibi. Geldiler mağaraların önüne. Bu hadiseyi bütün seyircilerimiz biliyor. Ama mesele şu. Getirir Allah. Senin mağaranın önüne getirir ama bakarsın göremezsin. Çünkü innallâhe me'ana. İnnallâhe me'ana. Hocam bu cümle çok önemli. Allah seninle beraberse, bütün dünya seninle beraber değil ki, değilse bile, yine sen kârdasın. Sen galipsin. Galipsin. Sen ama kârdasın. Allah seninle beraber değil ama bütün dünya seninle beraberse sen o zaman mağlupsun. Galip olamazsın. Evet. Çünkü beşeri yerde, beşeri hayatta, dünyevi hayatta Allah'tan daha Allah'ın üstüne çıkabilir mi bu hayat? Bu insanlık çıkabilir mi? Çıkamaz. Dolayısıyla Allah'ın yardımını elde etmek için, Allah'ın yardımını kazanmak için bizim için, evet, gayret etmemiz lazım. Kesinlikle. Sabah namazı bizim bunun için bir fırsat. Öğle namazı bir fırsat. İkindi namazı bir fırsat. Akşam namazı bir fırsat. Yatsı namazı bir fırsat. Evet. Ve araları bir fırsat. Bunların hepsi bizim için Allah'ın rızasını fırsat kazanmaya yönelik güzel şeyler hocam. Dolayısıyla yapmamız gereken din adına gayret etmek, mücadele etmek ve bunu kardeşlerimize anlatabilmek. Peki kıymetli hocam, şimdi Hicri bir yılbaşını idrak ediyoruz. Hazreti Ömer Efendimizin takvim kabulüyle birlikte hicret ve Hicri takvim kabul edildi. Şimdi tabii bir ömür sermayesi var. Daha çok biz miladi yılbaşılarında bu sohbeti sıkça yaparız ama hicretin de, hicri takvimin de bizim ömür sermayemizden binlerce yaprağı kopardığını biliyoruz. Zamanımızı iyi değerlendirmek, bu geçen ömrü şöyle bir muhasebe edebilmek adına neler söylersiniz? Birkaç cümleyle, süremizin sonundayız efendim. Hocam, hicri takvimin belirlenmesi çok önemli. Allah iki tane bize takvim nasip etti. Birisi güneş sistemiyle miladi, diğeri ay takvimiyle belirlenen, ayla belirlenen iki ışık var. Birisi güneş, birisi ay. İki ışıktan biz o ayları elde ediyoruz.
Ama hicri takvimin belirlenmesinin üstünlüğü şöyle hocam. Zamanı değerlendirme açısından söylüyorum. Bizim yaptığımız oruçlar bütün seneyi kapsayacak. Bizim yaptığımız zekat bütün seneyi kapsayacak. Bizim yaptığımız hac bütün seneyi kapsayacak. Çünkü her 10 gün geriden başladığı için ve gittikçe biz mesela bu sene... Yani her mevsimi tadacağız. Tadacağız. Her gün o günden istifade edecek. Bütün günden. Senenin içerisinde 33 senede bir biz orucu tamamlayacağız. Doğru mu? Kesinlikle. Bütün senenin içindeki aylarda dolaşacağız. Her iklimi, her günün değişkenliğini yaşayacağız. Yaşayacağız. Bu da dolayısıyla bize gösteriyor ki hicri takvimin belirlenmesinde bizim ortak paydamız ne? Bütün aylara dinin bütün güzelliklerini Allah orada yaşatması. Günlerin birbirine vebali geçmiyor. Bütün günler o hicretten ve hicri takvimin gününden istifade ediyorlar. Değil mi İşte efendim? Bunu Allah bize nasip etmişse Müslümanın bize tavsiyesi, bize sunduğu şey ikramı da o zamanı iyi değerlendirmek. İyi değerlendirmek. Yani nimetani mağbunu diyor. İnsanların iki nimet vardır ki İnsanlar bu iki nimeti değerlendirme konusunda aldanırlar. Diyor. Yani onu değerlendiremezler. Birincisi evet. insanın sağlığı, sıhhati, diğeri İkincisi zaman. De boş vakit. O boş vakti iyi değerlendirebilmek. İkincisi en kısa ayetlerden, surelerden bir tanesi Asr suresi. Allah yemin ediyor, zamana yemin ediyor. Ve insanların çoğu husranda ziyanlı, olacak diyor. Ancak diyor, ameli salih işleyenler değil mi? Vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar husranda olacak diyor. İnne ile söylüyor. Kesinlikle yani insanlar. Muhakkak ki kesinlikle. O insanlar o zamanı iyi değerlendiremeyecek. Ancak diyor Allah ifadesi. Nasıl ki şeytan ben sizi aldatacağım diyor. Kullarını aldatacağım diyor. Aldatabilirsin diyor. Doğru. Ama illa min ibadikel muhlasin. Ancak benim samimi kullarım hariç. Şimdi baktığımızda o sureye baktığımızda kardeşlerimiz bakabilir. İman etme var bizde. Amel var ama en önemlisi salih amel olacak. Ve amilu salihat. Salih amel işleyenler Allah onları zayi görmüyor. Ziyanda olduğunu söylemiyor. Ve onlar kazançlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz bu dünyaya niye geldik? Niye insanlar mesaisini harcayıp da aylık alıyorlar? O aylığı ona bir anda tüketmek alıyorlar. İçin evet. değil ki. O aylığı bir ay boyunca ailesini onu geçindirmek için kazanıyor o parayı. Bu ömrü biz niye kazandık? Niye veriyor Allah? O ömrü ahirete ve cennete, Allah'ın rızasına kazanmaya dönük bir zemin içinde değerlendirmek için mücadele etmek zorundayız. Dolayısıyla Rabbim cümlemize bu zamanı, bu hicri ayı, baştan Muharrem'le başladı ki burada önemli oruçla başlıyor, ibadetle başlıyor. İnşallah 12 ay boyunca da güzelce değerlendirebilmeyi cümlemize Allah nasip etsin. Amin. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi bugün yalnız bırakmadınız. Eyvallah Sohbetinizle hocam, tezyin olduk. İzleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Türkiye'mizden, şehrimizden ve dünyanın her bir köşesinden bizi izleyen tüm seyircilerimize hayırlı günler diliyoruz. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın.